faks gören, gönderen değerli oda başkanlarımızı size takdim ediyorum. 29 Ocak 2014 tarihinde yapılacak olan meslek odamızın oda olan genel kurul toplantısının hayırlı geçmesini ve başarılar dilerim. Türkiye Elektrik, Elektronik ve Federasyon Başkanı Abdullah Kaya. Denizli Elektrikçiler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız. Gündemimizin 4. maddesi. Başkanlık divanı tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesi. Alınan kararların imza adına alınması için divan ve divanda görev alan arkadaşlarımıza yetki verilmesi için sizlerin oylarınıza sunuyorum. İşaret kabul eden arkadaşlarımız lütfen işaret buyursun. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sizlere teşekkür ediyorum. Gündemimizin 5. maddesi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması. Sayın Başkanım buyurun. Elektrik tekstilleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu 2012-2013 yılları arasında faaliyet raporu. Sayın Divan, Sayın Hükümet Komiseri, değerli oda başkanları, değerli misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, değerli meslektaşlarımız, odamız 2014 yılı olan genel kurul toplantısına hoş geldiniz. Başlayacak şekilde elimizden geleni en iyisini yaparak odamızı gerekli yerlerde temsil ettik. Değerli arkadaşlarım, Bayındırlık Bakanlığı'na yasamızı çıkması için Uşak AK Parti İl Başkanı'nı Ankara'ya götürdük. Osman Gazi, EDAŞ'la toplantı ve yapmış olduğumuz yazışmalar sonucu her adamı yönetmenliğine göre 10 amperin altındaki kalan güçlerin metrekareye dahil edilmesi sağladık. Yani fırının gücü 2000 watt olduğunda, amper 9.09 olduğunda bunu metrekareye dahil ettik. Proje çizimimiz, çizme gücümüz bu şekilde iki kata çıkmıştır. Yalnız bu karar fazla uzun sürmedi. Ben adamları yasasının 9.2.2012'de lehimize çıkmıştır. Bu yasada federasyonumuzun ve bizlerin katkısı büyüktü. 2010 yılında yapmış olduğumuz Avrupa Birliği projesinde Leonardo da Vinci hareketlilik projesinden güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünü Almanya'ya gidildi. Uşak'ta odaların içinde bir ilke imza attık. Odamızı Avrupa'ya taşıdık. Burada üyelerimizi bilgilendirmek için toplantı düzenledik. Bu projeleri yapmaya devam ediyoruz. 2011 yılında otomasyon programına bir otobüs İstanbul'a gidildi. Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu etkinliklere katıldık. 2012 yılının Mart ayında İstanbul'a Aydınlar Toprağı'na bir otobüs gidildi. Konaklama ve otel organizasyonu odamız tarafından yapılmıştır. Odamızda projeksiyon, kamera, kayıt cihazı ve en son sistem dijital topraklama ölçme cihazı almıştır. Yapı denetim kontrolörlerimizle ilgili toplantı yapılmıştır. Buna akabinden elektrik iş tesisat yönetmenliğinin kitabı bastırılıp üyelerimize dağıttık. Bu kitap olmazsa olmazımız olduğu için ilçelerdeki oda başkanlarımıza da verdik. Meslektaş